Irak'ın toprak bütünlüğü içerisinde yer alan bir şehir. Yani Kuzey Irak Bölgesel Yönetimine dahil değil. Dolayısıyla bu yapılan bir emir vakidir. Türkmen kenti Kerkük'e asılan Kürdistan Filamasını bu sözlerle değerlendirdi Başbakan Binali Yıldırım. Gelişmenin Irak Anayasasına aykırı olduğunu söyledi. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi bir emir vakiyle burası benim bölgeme dahildir dedi. Bu Irak anayasasına göre fiili bir durumdur ve anayasası, Irak anayasasına aykırı bir durumdur. Bizim açımızdan da bu doğru bir iş değildir. NTV Star ortak yayınında konuşan Yıldırım, Türkiye'nin tepkisini gösterdiğini belirtti. Gerekli tepkiyi diplomatik yollardan Dışişleri Bakanlığımız yapmıştır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise açıklamayı Twitter'dan yaptı. Bahçeli, İstanbul'daki Kürdistan filamasını hatırlattı. Siyasi hesaplar uğruna Türkmenler feda edilemez dedi. Peşmerge başı 26-27 Şubat 2017'de Türkiye'ye gelmişti. Peşinden bayrak niyetine ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimini temsilen bir bez parçası oraya buraya asılmıştı. Ankara'da göndere çekilen paçavraya ses çıkarılmazsa Kerkük mevzi kaybeder. Ankara gerilerse Türkmeneli düşer, devrilir. Ankara ile Kerkük'ün kaderi birdir. Siyasi hesaplar uğruna Türkmenler feda edilemez. Türkmeneli teslim edilemez, yok edilemez. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gönderi çekilen Kürdistan filamasını hatırlattı. Yılmaz, Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını cılız olarak değerlendirdi. Cılız buluyoruz. Bunu bu alınan kararı şiddetli bir şekilde kınıyoruz kardeşim. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan da yazılı bir açıklama yaptı. Ankara'nın evet kampanyası uğruna dış politikayı ayaklar altına aldığını vurguladı. Kerkük valiliğinin bütün kamu binalarına Taliban bayrağı asması her türlü uluslararası anlaşmaya, Birleşmiş Milletler kararlarına ve Irak anayasasına göre suçtur. Türkiye durumu seyretmekte Dışişlerimiz göstermelik tepkiler vermektedir. Hollanda ya da Almanya'da durduk yere kriz çıkaran hükümet ulusal çıkarlarımıza açıkça aykırı olan Kerkük'teki durumu izliyor. Maalesef Türk dış politikası ve kırmızı çizgiler evet kampanyası için ayaklar altına alınıyor.